Selam arkadaşlar, Amerika'da bir Türk kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkideler için harika bir sıvı besin tarifi vereceğim. Sizler de evinizde çok rahatlıkla hazırlayabileceğiniz ve orkideleriniz için bir numara olacak bir sıvı besin tarifi vereceğim. İnanın hazırlanması çok çok kolay. Orkidelerimizin ihtiyacı olan bütün vitaminleri, kalsiyum, potasyum, aklınıza ne gelirse hepsini karşılayabilecek kolay ama çok güzel bir sıvı besin tarifi vereceğim. Sizler de çiçeklerinizin çoşmasını, bol bol çiçek açmasını, bol bol dal vermesini, bol bol yaprak vermesini istiyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin. İnanın çok kolay, hazırlanması çok kolay, kullanımı çok kolay. Hazırlıyoruz, kış boyunca evlerimizde saklayabiliriz. Evet arkadaşlar, hemen tarifimize geçiyoruz. Burada gördüğünüz gibi kurutulmuş muz kabukları var. Bu muz kabuklarını ben güneşte kuruttum. Bakın. Güneşte kurumuş bunlar. Ama diyelim ki siz güneşte kurutma şansınız yok. Bunları fırında da kurutabilirsiniz. Çok fazlaca miktarda yapıp dolabınızda bir sene boyunca saklayabilirsiniz. Bu hazırlayacağımız muz çayı olacak arkadaşlar. Bunu uzun süre saklayabilirsiniz. Kesinlikle bozulmuyor. Yalnız kuruturken böyle hafif yumuşak kalmasına dikkat edin. Böyle çok kuruyup da yanmasın. Daha doğrusu fırına attığınız zaman özellikle çok fazla kurutup yakmayalım. Şu şekilde birazcık yumuşak kalacak. Ben bunları elimle parçalamaya başladım. Gördüğünüz gibi bu şekilde elde rahatlıkla parçalanabilecek arkadaşlar. Bu şekilde bunları parçalayacağım. Bakın, bunlardan çok güzel bir çay hazırlayacağız orkidelerimiz için. Suya ihtiyacı olduğu zamanlarda orkidelerimize vereceğiz. Çok faydasını göreceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde. Şu saplarını da atmıyoruz. Kesinlikle çayımızda kullanıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde hepsini elimizle beraber doğruyoruz. Yalnız muz kabuklarını kesinlikle soymadan önce muzları özellikle yıkayıp çok güzel yıkamamız gerekiyor arkadaşlar. Üzerinde mikrop falan kalmasın. Evet, bu şekilde hepsini doğruyorum. Üzerine su ilave edeceğim. Kaynatacağım. Ve çayımı demlenmeye bırakacağım arkadaşlar. Bu tarifi mutlaka deneyin. Evinizin bir köşesinde bulunsun. Orkideleriniz için kesinlikle bulunmaz. Harika bir sıvı besin tarifi. İşte bu kadar. 2 tane muz kullandım. 2 tane muzun kabuğu var burada arkadaşlar. Ben bunları elimle küçülttüm. Şimdi kaynatacağım. Kabımın içerisine alıyorum. Bu kadar basit arkadaşlar. Ve sonra üzerine 1 litre su ilave edeceğim. 1 litre suyla beraber 2 muz kabuğunu kaynatacağım. 15 dakika kaynatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ocağımın üzerine aldım. Kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika boyunca kaynatacağım ve altını kapatacağım arkadaşlar. Kapattıktan sonra soğumaya bırakacağım. Olduğu gibi süzmeden. İyice soğuduktan sonra süzeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çayımızı demlendirdim. Bakın, çok güzel bir şekilde demlendi. Rengini görüyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Şimdi hemen süzeceğiz. Süzdükten sonra şöyle hemen süzeceğim. Kabın üzerine alıyorum. Kesinlikle bu süzdüğünüzde kalacak olan muz kabuklarını kesinlikle atmıyoruz. Bunu da saksılarımızın içerisine, çiçeklerimizin toprağına koyacağız arkadaşlar. Ona ilave edeceğiz. Kesinlikle atmıyoruz. Bunlar şu anda çok güzel bir toprağın içerisine karışık bir şekilde muz kabuklarımız. Çiçeklerimize çok çok faydası var. Bütün çiçeklerinizi, istediğiniz çiçeklere ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Bakın, bu da doğal bir gübre. Sıvı gübremiz de burada arkadaşlar, sıvı besinimiz burada. Bakın, harika rengini görüyorsunuz, tam bir çay. Evet, bunu şu anda bir kavanozumun içerisine aktaracağım arkadaşlar, şu şekilde. Çünkü üzerine su ilavesi yapacağım. Bu şu anda görüyorsunuz çok koyu bir şekilde. Birazcık açtıracağız. 1 litre suyla demlemiştik. Kavanozumuzun içerisine alıyoruz. Üzerine 1 litre daha su ekleyeceğiz. Kaynatılıp soğutulmuş su ekleyeceğim tekrar üzerine arkadaşlar. Bu şekilde. Ama benim 1 litrem bu kavanozuma sığmadı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ben hemen farklı bir kabın içerisine bunu karıştırıp daha sonra tekrar kullanacağım. Kabın içerisine alacağım arkadaşlar.
şu şekilde büyük bir kabın içerisine döküyorum. Çünkü kavanozuma sığmadı. Evet. 1 litre suyu da ilave ediyorum arkadaşlar bu şekilde. Şu anda çayımız kullanıma hazır. Bunu bekletmenize hiç gerek yok. Her an hemen kullanabilirsiniz bu sıvı besinimizi. Bunu tekrar kavanozumuzun içerisine, iki ayrı kavanoza dolduracağım. Kapağını kapatacağım. Çünkü bunu bir ay boyunca kullanabiliriz. Tüketene kadar kullanacağız arkadaşlar. Ziyan etmeyeceğiz tabii ki. Kavanozun içerisine alıyorum. Geri kalanını da küçük bir kavanoza ilave edeceğim. Arkadaşlar kesinlikle evinizde yapın. Sıvı besinlere para vermeyin. Böyle doğal yollarla orkidelerinizi çoşturun. Şu şekilde doldurdum. Geri kalanını da küçük bir kavanoza alacağım arkadaşlar. Bu şekilde kullanıma hazır. Bunu orkidelerimize verdiğimiz zaman üstten sulama şeklinde üstten sulama yapıyoruz. Orkidelerimize tamamıyla döküyoruz. Hemen bir tane orkidemi ben buraya alıp size göstereceğim arkadaşlar. Benim şu an orkidelerimin suya ihtiyacı yoktur. Ama bir tanesine sıvı besin olduğu için uygulamalı göstereceğim arkadaşlar. Evet, orkidemizi buraya alıyoruz. Ve orkidemizi şöyle saksısından çıkaralım. Üzerine dökeceğiz. Altına bir kap koyacağım. Bakın orkidemizin ne kadar canlı, ne kadar güzel yaprakları ve çiçekleri var arkadaşlar. Küçük bir kepçe yardımıyla beraber etrafından dökeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde. Şöyle üzerinden döküyoruz. Her tarafından. Bu şekilde arkadaşlar. Her tarafından dökeceğim. Evet, orkidemize sıvı besinimizi ilave ettik. Gördüğünüz gibi birazcık bekliyorum. Alttan görüyorsunuz süzecek bu şekilde. Sonra normal kendi saksısını alacağız. Dekoratif vazosunu alacağız arkadaşlar. Yapacağımız işlem bu kadar. İnanın çok faydalı. Muhakkak deneyin. Evinizde